sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği TV'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? Thank you.
İyi akşamlar. Ateizm Derneği YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Onur Romano. Bildiğiniz üzere Ateizm Derneği, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi tarafından akredite edilmiş, Müslüman nüfuslu ülkeler arasında dünyanın ilk ve tek yasal olarak tanınmış ateist insan hakları örgütüdür. Bizimle ilgili haberleri kaçırmamak için lütfen Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızı takip alın. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ekranda şu anda sosyal medya hesaplarımızı, çağrı merkezimizi, Discord sunucumuzu görüyorsunuz. Derneğimiz kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. Arkamızda yabancı lobiler, karanlık güçler yok. Sadece Türkiye'nin aydınlanma savaşçıları, yani sizler varsınız. Bu yayınımızda diğer tüm çalışmalarımız gibi yalnızca Ateizm Derneği destekçileri ve kanalımızın izleyenleri tarafından maddi olarak destekleniyor. Eğer yayınlarımızı değerli buluyorsanız siz de lütfen Patreon, Kreosus ve YouTube platformlarımızı ziyaret ederek bize nasıl destek olabilirsiniz? Bu hesaplarımızı inceleyerek birbirinden ilginç paketlere ve farklı ayrıcalıklarımıza erişmeniz mümkün. Ayrıca ekibimize katılmak için bize bunlarateist@ateizmderneği.org.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Konuğumu tanıtmadan önce birkaç küçük hatırlatma daha yapmak istiyorum. İlk hatırlatmam, bildiğiniz gibi, her zamanki gibi, yine Ateist Gazete. Evet, Ateist Gazete, derneğimizin ilk 15 gün sadece dernek üyesi ve gönüllüsü olan dostlarımıza özel olarak hazırladığı bir yayın. Daha sonra her yeni sayının yayınlandığında bir önceki sayı derneğimizin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılıyor. Ancak takdir edersiniz ki herkes okumayı sevmiyor. Bu nedenle okumayı sevmeyen dostlarımız için bir de bu Ateist Gazete'nin haber bültenini düzenledik. Ateist Gazete'yi, yani Türkiye'nin en Allahsız haber bültenini kaçırmayın. Ayrıca bir müjdemiz daha var. Önümüzdeki sayıdan itibaren artık Ateist Gazete 15 günde bir yayınlanan bir e-bülten değil, haftalık bir haber bülteni haline geliyor ve haliyle video yayını, haber bülteni de haftalık bir haber bülteni haline geliyor. Ateist Gazete'yi kaçırmayın. Evet, beklenen gün geldi. Geleneksel hale getirdiğimiz Ateizm Derneği piknikleri kaldığı yerden devam ediyor. Hem de bu defa kardeş derneğimiz Deizm Derneği ile birlikte. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya olmak üzere 4 ilimizde eş zamanlı olarak piknik yapıyoruz. Ama yetmedi. 5. olarak bir de sanal piknik icat ettik. Zoom üzerinden de toplanıp yurt dışında yaşayan, diğer illerde yaşayan arkadaşlarımızla beraber sanal piknik yapıyoruz. 10 Temmuz 2022 saat 18'de Ankara için Çankaya Sevmenler Parkı, Neşeli Büfe arkası. İstanbul için Caddebostan Sahil, Beyaz Köşk önü. İzmir için Yunanistan Başkonsolosluğu karşısı. Antalya için Konyaaltı Beach Park'ta Northman Bistro'nun ön tarafındaki çimler de buluşuyoruz. Ve sanal piknik için de Zoom platformunda buluşuyoruz. Lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, web sitemizdeki etkinlik takvimimizi takip ederek piknik hakkında daha fazla bilgiye ediniz. Derneğimiz hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, yeni dostluklar, arkadaşlıklar kurmak istiyorsanız, kendiniz gibi özgür düşünceli, aydınlık savaşçılarıyla keyifli bir piknik imkanı gerçekleştirmek isteyen herkesi bekliyoruz. Çoluğunu, çocuğunu, evcil hayvanını, böreğini, kısırını, topunu, uçurtmanı kap, gel diyoruz, bize katıl diyoruz. Evet, piknik duyurumuzu da yaptığımıza göre şimdi size bugünkü konuğumdan bahsetmek istiyorum. Bugünkü konuğum yeni gönüllülerimizden biri. Ateizm Derneği TV sunucu adaylarımızdan Ilgım Akalay Engin. Kendisi Marmara Üniversitesi fizik mezunu. Aynı zamanda yazılımcı ve veri bilimci. Bunun dışında biyoloji, evrim, kimya, tıp, fizik, astronomi, nükleer enerji, kuantum, matematik, bilim tarihi, Madame Curie, Charles Darwin gibi birçok özel ilgi alanı da mevcut. Evet, Ilgım'a hoş geldin diyoruz. Hoş geldin Ilgım, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın Umar? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bugünkü yayınımız İnancıma Saygı Duy başlığıyla üzerine. İnancıma saygı duy, dinime saygı duy tarzında da yıllarca bize öğretilmiş bir şey bu. Kalıplaşmış, yer etmiş bir şey artık beynimizde.
Bu konuda ilk başta senin düşünceni öğrenmek istiyorum. Sen bugüne kadar kaç defa Türkiye coğrafyasında eşin, dostun, akrabaların, arkadaşların, iş arkadaşların, okul arkadaşların bugüne kadar kaç defa maruz kaldın bu tip bir söylemle? İnanmıyorsan da saygı duy, dinime saygı duy, inancıma saygı duy kalıpları bilinçaltımıza çocukluğumuzdan beri kazınmış olan kalıplar. Senin tecrüben nedir bunlarla ilgili? Tabii ki de doğduğumuz ülke neticesinde çoğunluklu İslam inanca sahip ve Müslüman halktan oluştuğu için bunların arasında aslında büyüyoruz. İşte nedir? İlk önce ilkokulda öğrenciler, öğretmenler eğer ilkokuldan beri bir inançsızlığımız varsa ya da inançsızlığımız ortaokul zamanlarında, lise zamanlarında geliyorsa da özellikle ergenlik döneminde insanlar çok fazla hırçın olabiliyorlar. Öğretmenler tarafından, gerekse öğrenciler tarafından, arkadaşlarımız tarafından ilk önce böyle bir baskılara maruz kalıyoruz. Özellikle de nedir Ramazan dönemlerinde işte arkadaşlarımızın inancı sağlam böyle nasıl desem orucunu tutan ve yanında bir şeyler yenip içmesini istemediğimiz arkadaşlarımız varsa bunları çok sık aslında duyuyoruzdur. Onun haricinde de eğer ateist ateist davranmak diye şeyler vardır ya işte nedir siz Twitter'dan bir şeyler paylaşırsınız, sosyal medyada bir şeyler yazarsınız. Daha sonra da bunlara her zaman iğneleyici yorumlar gelir, hakaretler gelir. Her zaman bunların altında görürüz. İnanmıyorsan saygı duy. Dinime saygı duy. Allah'ıma saygı duy. İşte Kur'an-ı Kerim'e saygı duy. Her zaman bunları duyuyoruz ne yazık ki. Özellikle sosyal medyada bu tür şeyler çok fazla yaşanmaya başlandı. Sadece din konusunda değil, birçok konuda illaki bir saygı duymamız bekleniyor aslında bizden. Evet, Türkiye'de öğretilen şekliyle inancıma saygı duy, dinime saygı duy kalıbı aslında dünyanın geri kalanında birazcık daha farklı. Dünyanın geri kalanında Batı ülkelerinde, özellikle medeni ülkelerde, Avrupa ülkelerinde çocuklara en genç yaşlardan beri bu öğretilirken inanç özgürlüğüne saygı duymak olarak öğretiliyor. Peki inanca saygı duymak ve inanç özgürlüğüne saygı duymak arasındaki fark nedir? Kendi soruma kendim cevap vereyim ilk başta. Bana göre fark şudur. Yani bir tanesinde kişinin inandığı, taptığı ögeye, kahramana, varlığa, adını sen koy, teşbihte hata olmaz. Kişinin aklındaki o tapındığı şeye bir saygı ifadesi göstermek mevcut. Diğerinde ise saygı duyulması olan kişinin o hürriyeti. İnanç, inançsızlık hürriyeti, inanç, inançsızlık hakkı. En temel insan haklarından biri olan inanç ve inançsızlık özgürlüğü aslında saygı duyulması gereken. Yani o nedenle inanca saygı ve inanç özgürlüğüne saygı arasındaki farkı ilk başta öğretmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar, değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler, bizi ilk defa izleyenler, lütfen inanca saygı duyulmayacağını, ancak ve ancak inanç özgürlüğüne saygı duyulacağını belleyin, kafanıza yer edin. Bunu gerçekten kafanıza yer edin. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam, bilmiyorum, düzelt beni eğer yanlışsam bulgum, dünyada kayıtlı insanlık tarihin boyunca kaydedilmiş, kayıtlı insanlık tarihi boyunca elimizdeki verilere göre listelenmiş olan 4200'ün üzerinde din var. Doğru. Bazı dinlerde binlerce tanrı var. Helenistik dinler, Mısır mitolojileri, Yunan mitolojisi mi? Bazı mitolojik dinlerde yüzlerce, binlerce tanrı olduğu için 4200 tane dinin yanı sıra 12.000'in üzerinde tanrı var. Hepsine saygı göstermek matematiksel olarak imkansız. 12.000 tane tanrı, 4200 tane dine saygı maygı gösteremezsin hemşerim. Bana göre bu böyle. Ama senin de bu konudaki fikirlerini almak, daha sonra da bu örneğimiz, yani bu bunu biraz örnekler vererek altını doldurmak istiyorum bu argümanı.
Tabii ilk önce basit örneklerden gitmek isterim. 1990'lardan 2008 arasında baktığımız zaman 400 bin tane pagan inancına sahip insanların bir artışı yaşanmış. Nedir bu pagan inancı? Doğaya, doğa anaya, ona saygı duymak onların inancında vardır. Çünkü onlar doğaya taparlar. Doğadaki her bir şey, işte bitkiler, hayvanlar onlar için kutsal sayılır. Biz ne yapıyoruz şu anda? İşte ormanları katlediyoruz, ormanları yakıyoruz sırf otel yapabilmek için. Ormanları kesiyoruz sırf orta refüjlü, üç gidişli yolları yapabilmek için. Ormanları kesiyoruz havalimanı yapabilmek için. Aslında bu da paganların inancına bir hakarettir, bir saygı duymamaktır. Çünkü aslında onların tanrılarını yakıyoruz bir nevi. Yani bunu düşünüldüğü zaman aslında en güzel örneklerinden birisi. Yani diyorsun ki inancıma saygı duy, inancıma saygı duy, dinime saygı duy diye ağlayan yurdum insanı paganların inancına hiç saygı duymuyor. Özellikle müteahhitlerimiz, özellikle beşli altılı çetelerimiz hiç saygı duymuyor bunlara. Peki, bunun dışında neler olabilir? Mesela fast food yemek yiyen arkadaşlarımız vardır, değil mi? Islak hamburger yiyenler, McDonald's tüketenler, Burger King tüketenler, köfte ekmek falan. Onlar da Hinduların tanrısına saygı göstermiyorlar. Onlar da Hinduların kutsalını hapur hupur yiyorlar. Mesela hani eğer dinine saygı bekliyorsan en basitinden senin de diğer insanların inançlarına saygı göstermen gerek, değil mi? Bu çift taraflı bir şey. Yani sen Hinduların inancına ne kadar saygı gösteriyorsun ey vatandaş, ki kendi dinine, inancına diğer insanlardan saygı bekliyorsun. Senin mesela bu Mesela konuda, evet buyur. lafını kestim kusura bakma. Hindu dediğimiz zaman insanlar Hindu inancının sahip olmayan insanlar onların ineklere taptığını düşünüp mesela dalga geçiliyor. Fakat onlar sadece hayvanlara saygı duyuyorlar. Onları kutsal varlık tanrıları olarak görmüyorlar. Sadece kıymetli varlık olduklarını kabul ettikleri için onlara yoldan geçiyorlarsa yol veriyorlar vesaire. Ama biz burada onlarla dalga geçiyoruz. Öküze tapıyorlar, ineğe tapıyorlar diye dalga geçiyoruz. Hani bir yandan da mesela Budistler var. Hinduizm'den bahsettik. Budistler var. Biliyoruz ki işte Budistler meditasyon yaparken böyle om diye ses çıkartıyorlar. Ve biz bunlarla sürekli dalga geçiyoruz. Om diye böyle hatta skeçlerde de kullanılıyor Nasıl biliyorsun. Sen bir de daha şahit göstersene, olmuşsun bir daha diye. göster, nasıl oluyordu? Om diye. Aslında bu da bir dalga geçmek. Yani ben aslında onların şu anda çok önemli bir mitlerine saygısızlıkla bulunuyorum. Çünkü nedir bu om sesi? Onların inancına göre Tanrı dünyayı yaratırken bu om sesini çıkarttığı için aslında meditasyonlarında bu sesi kullanıyorlar. Tanrı'nın sesini kullanıyorlar ve bizim burada yaptığımız aslında onların tanrılarının sesiyle dalga geçmek. Yani nasıl birisi Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı zaman yargılanıyorsa Türkiye'de örnek veriyorum ya da Hırka-i Şerif'te sen ona zarar verdiğin zaman çok büyük dertler alabilirsin başına, özellikle işte İslami inanca sahip ülkelerde. Fakat bu Budist inanca sahip olmayan ülkelerde de bunlar da çok kolay bir şekilde dalga geçiliyor. Fakat bir Budistin arasında bunu yaptığın zaman da aynı tepkiyle karşılaşabilirsin. Tabii mesela bir de şey var, yani bu dinime, pardon ben ekranda yokmuşum, ha mesela bu dinime saygı duy başlığı altında ele alabileceğimiz başka ne var, saygı gösterebileceğimiz dinler ne olabilir? Bakire kız çocuklarını kurban eden dinler var, inançlar var Tabii. mesela. Bu bakire kız çocuklarını kurban eden dinlere, inançlara o zaman saygı göstermemiz gerekiyor. Bunlar hangileri? Antik Yunan, Helen dinleri var. Antik Mısır'da bu var. Orta Doğu dinlerinde bu var. Avrupa dinlerinde var. Afrika medeniyetlerinde var. Yani bakire kız çocuğu kurban etmek ne yazık ki tek bir dine, tek bir mezhebe özgü bir şey de değil. Bin yıllar boyunca devam etmiş. Yüzyıllar boyunca farklı farklı dinlerde, inanışlarda hep kendini göstermiş. Mesela o zaman aynı şekilde buna da saygı duymak gerek diye düşünüyorum. Sence buna da saygı duymalı mıyız? Tabii ki de duyamayız. Özellikle günümüz dünyasında hiçbir şekilde hiçbir insanın hani gerek bakire bir kız çocuğu olsun gerek 90 yaşındaki bir
dede, nine olsun, hiçbir kimsenin yaşam hakkında elinden almaya hakkımız yok. Zaten bu inanış şöyle çıkmış, işte insanlar doğa olaylarını, volkanik patlamaları, depremleri o zamanlar Tanrı'nın cezası olarak nitelendirdikleri için Tanrı'ya bir ödül, Tanrı'ya bir hediye vermek niteliğinde aslında bunlara girişiyorlar. Nedir? Ben Tanrı'ya hediye vereyim, Tanrı'yı mutlu edeyim, o zaman bana ceza vermez, o zaman bana bir kötülük göndermez. Dolayısıyla da bu inanç onların kültürlerinde ve yaşayışlarında çok büyük yer etmiş. Hatta şöyle de bir inanç var. Mesela bir yanardağ patlaması yaşanıyor ve ardından bakire kız çocuklarını orada kurban etmeye başlıyorlar. İşte birinci yatıyorlar, ikinci yatıyorlar. Hala bu devam ediyor ya da işte nedir? Yağmurların yağması için belki de kurban ediyorlar. Daha sonra düşünüyorlar ki attığımız kız belki de bakire değildi, belki de yalan söylüyordu deyip daha böyle fazla sayıda daha böyle küçük yaştaki aslında kızları atmaya başlıyorlar ateşlere ve bu şekilde devam etmiş. Evet, tabii bir de yani şöyle bir şey var bu olaydan bahsederken şunu da unutmamak lazım. Aslında bunu koruyan bir de kanun maddemiz var bizim. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin 3. fıkrası neyi buyuruyor? Ya da dur hepsini okuyayım. Birinci fıkrası ne diyor? Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diye buyurmuş. İkinci fıkrada ne demiş? Halkın bir kesimini din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır demiş. Üçüncü fıkrasında ne buyurmuş? Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yani arkadaşlar, bakire kız çocuklarını kurban eden, öldüren dinleri aşağılarken biraz dikkat edin. Suç işliyor olabilirsiniz. Çünkü neticede burada kanun maddesi bütün dinleri kapsıyor. Belli bir dinden bahsetmemiş. Bütün dinleri kapsadığı için o zaman Türk Ceza Kanunu 216'ya 3 maddesine göre bütün dinlere saygı göstermemiz gerekiyor. 4200 tane saygı. Göster götü, göster bitmez. Sabaha kadar göster. Şimdi, peki Yahudiler mesela başlarında tavuk çevirerek bir yandan dua ederek günahlarını onlara aktardıklarına inanıyorlar. Bu da bir inanç. O zaman buna da aynı oranda saygı gösterilmesi gerektiğini varsayarsak, bu sanırım güzel bir örnek. Çünkü batıl inanç olarak halkımızda bazen şey yapılan, tanımlanan şeyler de söz konusu. Bu sanırım oraya giriyor. Batıl inanç olarak mı biz bunu şey yapıyoruz? Ama hiç de batıl değil. Adamların dininde var. Dininin yani gayet de geçerli noktalarından bir tanesi. Başlarından tavuk çevirerek günahlarını aktarmak, tavuklara aktarmak. Şöyle de bir şey var. Hani İslami inançta evet günah çıkartma yok fakat diğer dinlerde bu günah çıkarmaya rastlıyoruz. Senin de dediğin gibi Yahudilikte nedir? İşte başlarında tavuk çeviriyorlar. Hristiyanlıkta da işte Katoliklerde diyebiliyorum. Katolik mezhebine sahip Hristiyanlar ne yapıyorlar? İşte papaya ya da işte papa değil de tabii papazlarına, rahiplerine gidip aslında günah çıkartıyorlar. Herkesin dini ritüelleri farklı. İşte inandıkları gidişat farklı, inandıkları kitap ya da inanmadıkları kitaplar farklı. Nasıl belirli ülkelerde işte Afganistan'da ya da onun gibi yerlerde şer'i kanunlara inanılıyorsa ve bu şeriat kanunları da Kur'an-ı Kerim'e ya da onun gibi dinsel şeylere dayandırılıyorsa ve bu onların kutsallarıysa bunları da o zaman Hristiyanların ya da Yahudilerin kutsalları olarak da kabul etmemiz gerekir.
Nasıl onların şeriat kanunlarının dışına çıktığınız zaman çok büyük cezalar görebilirsiniz, öldürülebilirsiniz bile. Yani baktığınız zaman eşcinselliğin yasak olduğu ülkeler var bu kanunlara dayanılarak. Ki bunların tek nedeni de aslında din dışı davranışlarda bulunmaktan dolayı oluyor işte. Nedir? Din dışında bir davranışta bulunuyorsun ve cezalandırılıyorsun. Ama belirli bir din, yani burada bir kısıtlama var. Dolayısıyla da ne Yahudiler ne Hristiyanlar o ülkelerde diledikleri gibi ibadetlerini vesaire yapamazlar. Düşünebiliyor musun sen? Afganistan'da şeriat yönetiminde başında tavuk çeviren iki tane Yahudi. Yani nasıl karşılanırdı kim bilir? Afganistan dedin, şeriat dedin, aklıma getirdin. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdün. Şimdi o zaman bu cennetten arsa satanlar var. Bu cennetten arsa satanlarla dalga geçtiğimiz zaman biz, o zaman onların inancına da Ölülerin ruhu mu? saygısızlık yapmış, onların inancına, dinine saygısızlık yapmış oluyoruz. Evet, ölülerin ruhuyla aslında dalga geçmiş oluyoruz. Çok fazla bu dalgaları görüyoruz işte cennetten arsa satışı vesaire diye. Eskiden bunlar yapılmış Hristiyanlık döneminde böyle daha orta çağ olarak nitelendirilen dönemlerde bu cennetten arsa olayları çok fazla işte para karşılığında din adamlarının yaptığı şeyler ve aslında bunlara insanlar inanıyorlar. Bu onların inancı. İnandıkları için zaten bunları alıyorlar. Ve bir şekilde cennete gidebileceklerini düşünüyorlar. Ve biz bunlarla dalga geçtiğimizde aslında bu düşünceye sahip, bu inanca sahip olan insanların inancıyla dalga geçmiş oluyoruz. Ki ölmüş bir insanın arkasından aslında dalga geçmiş oluyoruz. Birazcık daha geriye gidelim. Şöyle bir kapayalım gözlerimizi. Biraz geriye gidelim. Bu Kızılderililere gidelim. Onların kabilelerinde mesela ne gibi şeyler var Ya hatırladığımız? çok geriye gitmeye bile gerek yok. Hala günümüzde birçok ritüelleri gerçekleştiriyorlar. Biliyorsunuz ki birçok kabileler var. Bunlar sadece Kızılderililer de değil. Afrika'da birçok kabileler söz konusu. Baktığımız zaman onların da farklı farklı dini inanışları ve farklı farklı tanrıları var. Mesela nedir? Kızılderililerde vücutlarına şişler geçiriliyor. Bu geçirdikleri hatta şişleri dillerine bile hatta geçiriyorlarmış. Daha sonra bunları çekiştirerek 8 gün boyunca bu şişler duruyor bu arada. Sürekli olarak çekiştirerek kendilerine acı çektirmek istiyorlar ve bir nevi ne kadar çok acıya dayanıklı olurlarsa tanrılarına da o kadar çok güçlü ve kuvvetli olduklarını ispatlıyorlar. Böyle ilginç bir inanış. Yani dolayısıyla da hani bunlarla da dalga geçmek ya da ne bileyim düşünsene sen gitmişsin bir turistik geziye, safariye. Önünde bir Kızılderili böyle bir şey yapıyor. Her yeri şişmiş ama hala çekiştiriyor. Sen ona engel olmaya çalışmaz mısın? Olursun ya da ne bileyim çoğu kişi olur diye düşünüyorum. Ama hani bu onların dini ritüelleri hani Allah'ıyla, Tanrısıyla araya girmiş oluyorsun aslında. Sadece Kızılderililerde mi var bu vücuduna işte böyle şişler geçirerek, piercingler geçirerek bu tip ritüeller? Hindularda vardı. Hindularda. Hindularda oluyor. Onlar da aynı şekilde şiş değil, yine piercingleri takıyorlar. Onlarda da yine bir çekiştirme söz konusu oluyor. Çünkü ne kadar çok acı çekerlerse önceden dediğim gibi daha böyle karakterlerinin iyi, işte sert, güçlü, güvenilir olduğunu kanıtlıyorlar tanrılarına. Hatta şeyler var. Görsellerini görmüşsünüzdür işte. Ne kadar büyük halkalar takılırsa ağızlarına, burunlarına vesaire. Onlar aslında onların ne kadar kudretli, ne kadar böyle tanrılarına gücünü, kuvvetini kanıtlamış insanlar olduğunu gösteriyor. Ve böyle yani bir kadın mesela bir erkekle evlilik yapacak o kabilede. O diyor ki bu hem güçlü hem Tanrı'nın sevdiği kulu diyor. Ben bununla varayım diyor. Yani böyle inanışlar hala söz konusu. İşte Bu dediğin Tanrı Murugan. Güney Hindistan tarafında galiba. Evet, Tanrı Murugan onların tanrıları. Tanrı'nın ismi Murugan. Onların hatta Tanrı Murugan'ın bir mızraklı düşmanını alt etmesine dayanıyor bu ritüelleri. Onların işte bir tanrıları varmış. Ve bu tanrıları işte düşmanlarıyla savaşıyor. Savaşını kazanıyor. Ve bu aslında bu savaşı temsilen yapılan bir şey. Ayrıca Aa. şeyler de var.
Sadece Afrika tarafları da hani böyle uzakta kalmış yerler de değil. Papua Yeni Gine'de bile böyle erkekliğe geçişlik ayinleri oluyor. İşte onlarda da gene böyle vücutlarına çeşitli yerlerine bazı işte sopalar, çomaklar vesaire sokularak böyle Çeşitli yerlerine derken yani boğaz, dil, burun tarzı yani yine yüz kısmında piercing gibi görülen yani. aynen. Aynen ama hani ilk bahsettiğim Tahtadan örnekte piercing. olduğu gibi. Aynen tahtadan çubuksal böyle şey hani dal parçaları gibi şeyleri alıp onlar da yine acı çekmek şeklinde tanrılarına kendilerini böyle ispatlıyorlar ayinlerinde. Ben güçlüyüm, ben erkek oldum diyorlar. İşte benzeri zaten şeylerde vardır. Filipinler Hristiyanlar da çarmıha gererler kendilerini. Hatta bunu sadece erkekler değil, kadınlar da yapıyor. Acıyı yaşamak için. Bizde de sanırım şey vardı. İslam'da da acizi mendiler vardı. Onlar da böyle bir kırbaçla murbaçla sırtlarına Aynen. mırtlarına vuruyorlardı. Bir şeyler yapıyorlardı. Kanatıyorlar ya. Evet, yani o zaman evet, inanca saygı çerçevesinde bunlara saygı duymamız gerekiyor. Yani tabii ki kesinlikle biz buna katılmıyoruz da hani ne kadar saçma bir bunun fikir olduğunu, kanun düzenlemesi olarak da bir o kadar saçma ve uygulanması imkansız olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Tabii Türkiye'de bu bahsettiğim TCK 216'ya 3 gibi kanunlar bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca bir kere İsa'yı aşağılayan bir insan için kullanılmadı. Bir kere Ulu Manitu'yu aşağılayan bir insan için kullanılmadı. Bir kere zannetmiyorum ki Musa'yı aşağılayan ya da işte Davut peygamberi ya da işte Nuh peygamberi şunu bunu falan aşağılayanlar için asla kullanılmaz. Diğer tanrılar için, Zeus için, Afrodit için bir dava açıldığını zannetmiyorum. TCK 216'ya 3 bir tetikçi kanundur. Sadece Sünni İslam propagandası yapmak ve bunu yapanların elini güçlendirmek, buna muhalefet eden sesleri susturmak, zindana atmak, para cezası vermek, ürkütmek, sindirmek için kullanılan bir tetikçi kanundur. Onun ötesi değildir. Bu arada Buyur. lafa girdim, kusura bakma. Türkiye'den çok güncel bir örnek vermek istiyorum. Belki biliyorsundur, takip ediyorsundur. Hasan Mezarcı var. Kendisinin... Mesihimiz. Kendisiyle birlikte yayın da Evet. yaptık. Tanrı'nın oğludur. Ben Evet. bizzat tanıştım, gördüm. Ve şey, birçok müritleri de var. Ve sosyal medyada çok fazla dalgaya ve işte hakaretlere, aşağılamalara da ne yazık ki maruz kalıyor, dalgalara maruz kalıyor. Hakkında birçok işte nedir, yeni nesil miyim dediği, eskiden biz skeps vesaire diyorduk onlara, onlara maruz kalıyor. Aslında bu da onların inancına işte aşağılama, onların inancına hakaret sayılmıyor mu? Ve bundan aslında dava açılması gerekir. Yani Hasan Mezarcı aslında kendisiyle her bir dalga geçen insanı dava edebilir. Düşünebiliyor musun? Yani peygamber kendisi dava edebiliyor yani. Ama olmuyor. Türkiye'de olmuyor. Yani gitse adliyeye dese ki işte benle dalga geçti. Yani diye şey görürler. Tepki görür. Hiç Evet. düşünmüyorum onu şey yapacaklarını, savunacaklarını. Mesela saygı duyulması beklenen bir şeyler, başka bir şey de nedir? İbadet evleri, camiler, kiliseler, türbeler. Bu konuda var mı hiç bir bilgin? Şu anda Japonya'da süregelen bir ritüel vardı. Her 20 yılda bir türbeleri yıkıyorlar ve baştan aynı birebir şekilde inşa ediyorlar. Bunun da işte galiba pirinci koruyan tarçınların verimliliğini arttırdığını düşünüyorlar. Dolayısıyla 20 yılda bir aslında türbelerini tamamen yıkıp yeniden inşa ediyorlar. Yani bunun Türkiye'de yapıldığını düşünürsek, hayal edersek ilginç sonuçları olacağını düşünüyorum. Ama hani Japonya'da bu inanca sahipler ve hala yapılıyor. En son bildiğim kadarıyla 2013 yılında yapılmış bu. 20 yılda bir yapıldığına göre de işte 2033'te yeniden tüm türbeler yıkılıp ardından birebir aynı şekilde inşa edilecek. Bu arada başka bir örnek daha geldi aklıma bunu söylemişken. Bir tane din vardı. Jain Rama gibi bir şey olarak okunuyordu. Yanlış olmasın.
Jainizm olarak da biliniyor. Onların din adamlarının işte nedir? Hiçbir şeye sahip olamazlar. Hiçbir maddi şeylere sahip olamayacaklarına inandıklarından dolayı bunlar bir nevi nudist bir yaşam sürerler. Hani yolda biz Budist nedir? mi? Bir çortlu nudist. Ha nüdi o o. Çıplak. Nudist. Aynen çıplak. Düşünsene yani bizim Türkiye'de ya da işte ruhban takımı mı? Sadece çırılçıplak dolaşan ruhban takımı mı, yoksa hem ruhban takımı hem de normal mümin takip edenler mi? Normal müminler için son dönemde bir tane şey güncelleme gelmiş bu arada. Onu okumuştum. İncir Belirli bir yaprağı mı? metal Nedir güncellemeye gelmiş? yok incir yaprağı değil de böyle ince bir tane beyaz renge yakın bir kumaşla belirli bir tabii onun da boyutu var. Her boyutta değil böyle her yerine böyle sarıp mumya hale getirecek şekilde değil. Gerçekten hani bu kadarcık bir parça bir kumaş parçasının sadece izin var. Hadi orada sana kalmış nereni kapatmak istediğin hani müritleri için. Bu kadar kumaş Ama parçası yine iyi canım. Ben yani evet, o kadar kumaş parçası giyinmeden çıkanlar da var. Ama yani tamamen çırılçıplak dolaşılan bir din, Jainizm. Yani o zaman şimdi bizim kısa şort giyen kızlarımıza ya da efendim mini etek giyenlere, degaje, dekolte, yok şu bu falan, çok kısa giyenleri ayıplayanlara, o zaman ben Jainistim dediğinde, karşındakine bir de senin inancına saygısızlıktan dolayı TCK 216'ya 3 davası bile açabilirsin. Bak nereden nereye. yani şöyle de bir şey var. Mesela bir Jainizm dininde işte üst düzeylerde olan hani ne denir? Hani bize imam deniyor. Onların başlarındaki imam gibi insanların ne dendiğini bilmiyorum ama onlardan birisi Türkiye'ye gelse ve olması gerektiği gibi giyinmiyor olsa, nudist yaşamının devam etse aslında o tutuklanır ve halka açık yerlerde uygunsuz bir şekilde giyindiği demem doğru olmaz. Giyinmediği için aslında dava açtır ama aslında o dinini yaşıyor ve bizim ona dinine saygı duymamız gerekiyorsa onu yargılamamız ve çıplak bir şekilde kabul etmemiz gerekirdi. Tam tersi, biz ona karşı, dediğim gibi yani biz ona karşı bir yaptırım yaptığımızda biz onun dinini engellemiş oluyoruz. Aslında orada suç işleyen de biz oluyoruz o zaman. Yani işte bu Tabii dinime canım. saygı duyu o kadar paradoksal, kendi içinde o kadar fazla ikilemleri, paradoksları olan bir şey ki gerçekten yani arkadaşlar, size şu ana kadar belki 50 tane 100 tane örnek verdik, bir bu kadar daha vereceğiz. Ama dine saygı duyulmaz, inanca saygı duyulmaz, kişinin taptığı şeye saygı duyulmaz, inanç hürriyetine, inanç özgürlüğüne, inançsızlık özgürlüğüne saygı duyulur. Yani adam Batman'e tapıyor, Superman'e tapıyor diye ben Batman'e, Superman'e saygı ifadesinde bulunmak zorunda değilim. Ben bunların masal kahramanı olduğunu düşünebilirim. Bunu ifade de edebilirim. Bu da saygısızlık değildir. Tüm Batman, Superman hayranlarından özür diliyorum. Peki bir de dine karşı olan saygısızlığı var. Bu dine karşı olan, yani bireyin dine karşı olan saygısızlıklarından bahsettik. Bir de dine karşı olan saygısızlığı var. Bu nasıldır mesela? Bir örnek vermemiz gerekirse düşünelim, düşünelim, düşünelim. Kurban Bayramı geliyor. Bak evet, demin Hindu örneğinden, hamburger örneğinden yola çıkarak Kurban Bayramı sistematik olarak bir simetrik bir saygısızlık örneği Hinduların inancına karşı. Ama sonra diyorsun ki benim inancıma saygı duy. Buyur buradan yak. Şimdi bunu devam edenler de diyor ki kardeşim, burası Müslüman bir ülke. Ya sev ya terk et. Şimdi hani böyle bir kafa yapısı da var yani. Haliyle işte ona da ne cevap vermek gerekir? Burası Müslüman bir ülke değil. Hatta kanun kitabında da bu gayet açık, net olarak belirtilmiş. Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal hukuk devleti, bir din devleti değil. Ayrıca ülke dediğin şey bir kitaptır. O kitabın adı anayasadır.
ülke dediğin şey bir bayraktır. Değil mi? Bir neticede desenli bir semboldür. Ülke dediğin şey bir dildir, aidiyettir. Ülke dediğin şey bir pasaporttur. O pasaportun kaç ülkeye girme imkanı varsa o kadar ileridesindir. Yani ülke dediğin şey cansız bir şey. Nasıl ki bir masanın, sandalyenin, televizyonun ve bulaşık makinesinin dini olmuyorsa, ülkenin de dini olmaz. Ülkenin içindeki bireylerin dini olabilir. Ve eğer bu konuda son dönemlerde yapılan araştırmalara bakarsanız, Türkiye Cumhuriyeti İstatistik Kurumu tarafından ve diğer bakanlıklar tarafından 100 yıldır söylenen bir yalan var, ortaya çıkarılmış. Bu yalan nedir? Türkiye %99'u Müslüman bir ülkedir yalanı. Çünkü otomatik olarak 100 yıla yakın süredir her yeni doğan bebeğe Müslüman diye basmışlar. Ne anaya sormuşlar ne babaya sormuşlar. Herkese basmışlar kimliğe. Ondan sonra da %99'u Müslüman ülke. Ne güzel kampanya. Olur mu öyle? Ondan sonra diyorlar ki istiyorsan değiştir. Yani hani ben daha yanlışı yazıyorum, sen istiyorsan değiştir. Böyle bir mantık olabilir mi? Haliyle son 10 senede yapılan akademik araştırmalar, yani üniversitelerin yaptığı araştırmalar, anket şirketlerinin yaptığı araştırmalar, Ipsos gibi şirketlerin yaptığı ya da Avrupa Birliği İstatistik Kurumu gibi çok uluslu kurumların yaptığı araştırmalar. Bunlardan 10-12 tanesini bir makalede topladık. Son 5-7 yıl zarfında yapılmış 10 tane araştırmayı, 12 tane araştırmayı, yanlış olmasın, bir makalede topladık. Türkiye'nin inanç özgürlüğü haritası, Ateizm Derneği yazıp Enter'a basarsanız Google'da, Ateizm Derneği sayfasından ilgili makalemizi görebilirsiniz. Buradaki Türkiye'de son 7 sene içinde yapılmış 10-12 tane araştırmaya baktığınızda göreceksiniz ki Türkiye'de Müslümanların oranı %85 bandında, inançsız ya da Müslüman olmayanların oranı da %15 bandında. Bu inançsız derken tabii ne var bunun içinde? Hepsi ateist değil. İçinde agnostiği var, ignostiği var, pastafaryanı var, deisti var. Değil mi? Farklı farklı inançsızlık grupları var. Ateisti de var. Onlar da %7 ila %9 arasında olduğunu düşünüyoruz. Ortalamalarını aldığımızda bu araştırmaların, çalışmaların. Yani Türkiye'de %10'a yakın kemikleşmiş bir ateist güruh ve deistlerle birlikte, diğer inançsızlarla birlikte yaklaşık %15'e yakın dinsiz, imansız, kitapsız bir güruh var arkadaşlar. Haliyle yani %99 Müslüman bir ülkede değiliz. Bu nedenle de nereye gittiğimi, neden bahsettiğimi unuttum. İyi mi? Lafı o kadar uzatırsan, o kadar böyle gevezelik yaparsan cümlenin başıyla sonu kaçar işte. %99.9999 diye giden bir şey, dini, sünni olan kitle. Evet, yani demek istediğim Türkiye'de sadece 85'i Müslüman bir ülke Türkiye. O nedenle Türkiye Müslüman bir ülkedir diyemezsin. Türkiye'nin onda birinden fazlası inançsız, Müslüman değil. Senin tabirinle münafık, senin tabirinle kafir. Senin tabirinle ne deniyor? Mürted. Yani o nedenle bu insanlara Müslüman sınıfına sokamazsın canım kardeşim. Evet, başka nereden bahsedebiliriz? Dinin dine karşı olan saygısızlığı. Bayramdan mı bahsettik en son? Yeni başka bir bayramdan, oruç tuttuğumuz ve akabinde de bayram olan dönemden bahsedebiliriz. Ama o oruç tutulurken su sigara içenlere, yemek yiyenlere yapılan saygısızlık aslında birazcık daha bireyin
saygısızlığı oluyor dine karşı. Ama Alevi de olabilir sonuç itibariyle. Tabii evet, ama hani birey bazında, hani din anlamında değil, ama haklısın. Yani oruç tutulurken su, sigara, zaten Ateizm Derneği'nin de hukuk komisyonunun en çok sevdiği davalardan bir tanesidir bu. Eğer bir şekilde arkadaşlar Ramazan ayında su içtiğiniz, sigara içtiğiniz, oruç tutmadığınız için iş yerinizde ayrımcılığa uğradıysanız, okulunuzda, yurdunuzda, yatakhanenizde, herhangi bir şekilde bir devlet dairesinde, özel şirkette bir şekilde bir ayrımcılığa uğradıysanız, bunu bir şekilde raporlayabildiyseniz, ama polis şikayeti, ama savcılık şikayeti, ama video kamera görüntüsü, ama ses kaydı, bir şekilde, ama e-posta, ama ekran görüntüsü, bir şekilde bunları raporlayabildiyseniz hepsini derleyin, Ateizm Derneği Hukuk Komisyonu'na gelin. Kapılarımız size sonuna kadar açık. Size çok güzel sürprizlerimiz olacak. Evet. Ama sistematik olarak yapılanlara örnek şunu verebiliriz. Müslümanların diğer dinlere karşı yaptığı saygısızlıklar, hoşgörüsüzlükler, katliamlar var. Kimler mesela? Boko Haram var. Müslüman kardeşler var. El-Kaide var. El-Nusra var. IŞİD var. Kadınları taşlamak var. Rejim etmek var. Bunlar aslında şey, diğer dinlere karşı da yapılan saygısızlıklar oluyor. Çünkü kadınların kutsal olduğu dinler de var arkadaşlar. Ya bence zaten rejim etmek ve bunlara inanmak Müslümanlık inancına karşı da bence hakaret. Ya da onlara karşı da bir saygısızlık. Çünkü özellikle mesela Yahudilikte baktığımız zaman özellikle insan katletmek, insanları kurban etmek ya da onlara zarar vermek çok büyük günahdır. Keza Hristiyanlıkta da aynı şekilde, ki belirli bir yere kadar Müslümanlıkta da aynı şekilde. Ama baktığımız zaman Boko Haram sadece dinsel farklılıklardan dolayı değil, nedir o, mezhepsel farklılıklardan dolayı da aslında insanları öldürüyorlar. Mesela küçük kızlar sadece okula gönderildikleri için okullarında bir baskın oluyor ve bütün kızlar öldürülüyor. Ya da sadece dinsel farklılıklardan dolayı değil, mezhepler arasındaki farklılıklardan dolayı da aslında Boko Haram birçok köylere baskınlar yapıp o insanları öldürüyorlar. Ama aslında bunlar da Müslüman. Sadece nedir? Okula gidiyorlardır ya da mezhepleri farklıdır. Bunların hepsi öldürülüyor ve baktığınız zaman İslam hoşgörü dinidir. İslam sevgi dinidir. Bunları yapmamamız gerekiyor. Yani bir katliam yapıyorsunuz, fakat bunu da bir din takısı koyuyorsunuz. Bir din yakıştırması altında yapıyorsunuz. Aslında bunların yapılmaması lazım. Bakıldığı zaman da IŞİD. IŞİD de aynı şekilde farklı mezheplere sahip insanları öldürüyorlar. İşte Sünni, Alevi arası ya da başka mezhepler arasında bir sürü çatışmalar oluyor. Ve bunun sonucunda işte günahı olmayan ya da günahkar olan insanlar da hayatlarını kaybediyorlar. Hani bu günah tabii ilgili dinlere özel, hani her dinin kendi günahları da farklı. Bu da işte ya, farklı algılanmasın. Daha sonra hani kendi içlerinde günahsız olan insanlar bile, hani bebek, beşikte olan bebekler bile öldürülüyor. Bakıldığı zaman sen uçakla gidiyorsun, 11 Eylül'de saldırılar düzenliyorsun. Sadece İslam kisvesi altında ve oradaki insanlar ne? Öldürülenlerin arasında işte Müslümanlar da var, Hristiyanlar da var. Ama bunlar bence ki birçok insanın gözünde eğer bir günah sevap skalası varsa en yüksek günahlardandır. Yani toplu katliamlar, yani bunun hiçbir şekilde bir hoşgörü olduğunu düşünmüyorum. Düşünenlerin de olduğunu, şu aramızda en azından olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Mesela çok fazla yaygın olmasa da biliyorsun ki satanizm inancına sahip insanlar var tüm dünya genelinde. Baktığımız zaman hac ve umre dönemlerinde insanlar ne yapıyorlar? Şeytan taşlama yapıyorlar. Aslında onların inandıkları varlığa siz orada taş atıyorsunuz, taşlamış oluyorsunuz. Bunlar da aslında ne kadar ehli kitap sayılmasa da insanların gözünde bir inanca ve o inancın tanrısına da hakaret, hatta taşlama, şiddete varan eylemler olarak telendirilebilir bence. Evet, ben geçtiğimiz hafta ve aynı zamanda CFI, Center for Inquiry'nin İnsan Hakları kürsüsü başkanıyım ve Richard Dawkins Vakfı olarak da bilinir bu vakıf.
Geçtiğimiz hafta bir konuk vardı programımda. Amerika'daki Satanic Temple'ın kurucusu Lucian Greaves. Ve Lucian Greaves'in ekibi Amerika'da da işte bu bir parlamento, bir eyalet parlamento binasının önüne son derece evanjelik Hristiyan bir milletvekili tarafından bağışlanmış olan 10 emir, İncil'deki 10 emir heykeli var. Tam bunun karşısına onlar da Baphomet heykelini yaptırdılar. Bronzdan yapılmış. Baphomet şey, böyle tahtın üzerinde oturan, şu işareti yapan ve keçi yüzüne, kafasına sahip olan kanatlı işte iblisin, Satan'ın heykeli. Keçi Baphomet, sabatik bir heykel olarak geçiyor. Ve yani evet, onların inancının da destekçileri var. Kimileri onların inancına ateizm 2.0 diyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki bizim gençlerimizin arasında, bizim de bir iki defa yayına çıkarttığımız çok budala kaybolmuş satanistlerimiz de var. Hani bak, batıdakiler yine biraz bilinçli. Adamlar diyor ki, çünkü ateistler diyor yeteri kadar aktivistlik yapmadığı için diyor, ateistler diyor her konuda birlik sağlayamadığı için diyor, biz bu yolu seçtik diyor. Çünkü diyor ateistler çok özgür düşünceli insanlar. En ufak bir kanun maddesindeki revizyondan en ufak bir siyasi olaya kadar her konuda yüzlerce fikirleri var. Hiçbir zaman tek bir görüş altında birleşemiyorlar, kenetlenemiyorlar. Bu nedenle aktivizmi güzel yapamıyorlar, çok sesli bir grup oldukları için. Fakat biz dinle savaşırken yine dinin kitabını kullanıyoruz. İncil'le savaşmak için İncil'i kullanıyoruz. Oradaki Satan'ı kullanıyoruz tarzında güzel rasyonel açıklamalar yaparak aslında iblise, şeytana falan böyle tapmadıklarını ama aslında ateizm 2.0 görüşü altında farklı bir açıdan bir antiteistlik yaptıklarını rasyonel bir şekilde açıklayabiliyorlar. Bizim Türkiye'deki geri zekalılar, bizim Türkiye'deki aptal satanistlerimiz yok kara büyüdür, yok şudur budur, abuk subuk şeylerin peşinde. Gerçekten hani yurt dışındaki satanistleri de takip edememişler. Gerçekten yani özentilikten, ne yaptığını bilmemezlikten kaybolmuş genç çocuklar olarak bakıyoruz. Ama her ne kadar saygı duymasak da neticede sen şeytan taşladığın zaman bu adamların kutsalını taşlamış oluyorsun. Yani hani dinine saygı bekliyorsan diğer insanların dinine de saygı göstermen gerekiyor. Evet, bu konu haklısın. Başka ne var örnek verebileceğimiz? İstersen birazcık da şeylerden örnek verelim. Hep böyle kabile dinlerinden, yok Helen dinlerinden, oradan buradan örnek verdik. Ya hep böyle abuk subuk dinleri konuşuyorsunuz kardeşim. Asıl İbrahimi, semavi dinleri konuşsanıza, bizim Tanrımızın dinlerinden bahsedin diye ekranlarının karşısında çığlık atanları duyar gibiyim şu anda. Hadi o zaman biraz Yahudilikten, Alevilikten, birazcık da onlardan bahsedelim mesela. Mesela Yahudilikten bahsetmek gerekirse, nasıl bir İslam inanca sahip insanların mübarek günleri Cuma'ysa, onların da mübarek günleri Cumartesi ve ona Şabat deniyor. Ve Şabat günlerinde aslında onlar için böyle iş yapmak ya da onun gibi şeyleri yapmak haram. Yani yapmamaları gerekiyor. En büyük kurallarından birisi bu. Mesela Amerika'ya vesaire gidenlerimiz belki farkına varmıştır. Belirli mahallelerin etrafında böyle teller vardır. O teller aslında şeydir, o dinin güncellemesi gibi ya da günümüze uyarlaması gibidir ve onu kabul ederler. Çünkü günümüz şartları altında hiçbir şey yapmadan geçirebileceğiniz bir gün söz konusu olamaz. Nedir, sen bir yemek de mi yapmayacaksın? Karnın acıktı, evde yemek yok. Yapmak zorundasın ya da cuma günü çamaşırlarını yıkadın. Cumartesi günü bunu asman gerekiyor. Bunun gibi şeyler ve dolayısıyla şöyle bir şey yapılmış. Zaten bu Yahudiler kendi aralarında topluluk olarak yaşadıklarından dolayı gene bu işte
İsrail dışındaki bölgelerde kalan yerlerde ya da işte kendi topluluklarının bulunduğu yerlerde etrafına tel gibi bir şeyle yukarıdan böyle binaların üzerinden telleri geçirirler. Ve o tellerin arasında kalan bölgede aslında Şabat günü daha böyle hafifç olarak nitelendirebileceğimiz şeyleri yapıyorlar. Nedir bu hafifçler? İşte çocuğuna bakmak, yemek yapmak gibi şeyleri o gün yapabiliyorlar. Ama sadece o teller içerisinde kalan yerlerde ve onlara göre aslında cumartesi günü başka birisinin ya da işte bu dini inanışa sahip olmayan insanların bile aslında iş yapması ya da işte onlar için yasak kabul edilen şeylerin yapılması büyük bir günahtır. Çünkü onların tanrısı, onların Allah'ı böyle bir yasak koymuştur. Nasıl İslam inanca göre cuma günü namaz kılınması gerekiyorsa erkekler tarafından sanırım farz olarak geçiyordu İslamiyet'te. Fakat bu onlarda şeydir, çok büyük bir haramdır. Yani yapılmaması gereken bir şeydir. Ve aslında baktığımız zaman kim cumartesi günü çalışmıyor? Yani aramızda cumartesi günü işe gidenler de vardır. Hani bunu hiçbir şekilde şey yapamazsın ki, ayarlayamazsın ki hayatını. Yani cumartesi günü hiçbir şey yapmadan geçirmek mümkün olmuyor. Ve bu da aslında onların kutsallarına ve şeydir yani. İnandıkları dinde büyük bir haram ve biz bu haramı aslında onların gözünde işliyoruz. Yahudilikten bu örneği de verebilirim ya da İslamiyet'ten de şu örneği de verebilirim. İşte nedir? Biz Sünniyiz diyen insanlar farklı bir dönemde oruç tutuyorlar. Ben Aleviyim diyen topluluklarda farklı dönemlerde oruç tutuyorlar. Zaten şeyde Türkiye'de çoğu söylenenler ya da işte bilindiği kadarıyla çoğunluk zaten Sünnilerin oluşturulduğu biliniyor Türkiye'de. Ve hani Alevilere çok fazla saygı gösterildiğini ben şu güne kadar görmedim en azından. Hani şeyde derler böyle yarım dinli, eksik dinli vesaire de derler onlara Sünniler tarafından tabii. Tabii bunları da tasvip etmiyorum ayrı mesele de. Sonuçta hani hiçbir insanı ne bileyim böyle aşağılamak yani gereksiz yerlerden tutarak aslında aşağılıyorlar da neyse. Onların da işte Alevilerin tuttuğu oruç dönemi farklıdır. Mesela sen bir Sünniysen ve bir orucunu tutarken yanında bir su içilmesini istemiyorsan ama sen Alevilerin oruç tuttuğu dönemde onların yanında her şeyi yapabiliyorsan ve hangi günlerde oruç tuttuklarını bile bilmiyorsan aslında bu da dinler arası bence bir şeye giriyor. Yani dine saygı duymamaya geliyor. Yani dinler arası saygısızlığa giriyor bence. Evet. Sanırım birçok dini, mezhebi, semavi olsun, kabile dinleri olsun, Helen dinleri olsun, birçok farklı çağdan, birçok 4200 dini, 12.000 tanrıyı tek tek irdeleyemesek de sanırım bir 50-60 tanesini irdelemişizdir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sözün özü şu. İnanca saygı duymak, dinime saygı duy kalıbı safsatadır, saçmalıktır, uygulanabilirliği yoktur. Ben 4200 tane dine, 12.000 tane tanrıya saygı duyuyorum, gösteriyorum diyen gelsin karşımıza. Buyurun, istediği gün, istediği saat yayın yapalım. Hadi bize göstersin hepsine nasıl saygı duyuyor. Yok öyle bir kampanya. Bu bir safsatadır. Bu Müslümanların, bu topraklarda yaşayacaksan bu kuralları çekeceksin gülüm demesinin başka bir versiyonu. Ne yazık ki. Fakat eğer kozmopolit bir ülkede farklı görüşler, farklı etnik kökenler, farklı diller, farklı dinler, farklı inançlar, farklı inançsızlıklar, farklı cinsel kimlikler bunların hepsiyle kozmopolit bir şekilde yaşayabilmek ve nasıl diyoruz ya Türkiye etnik mozaiklerden oluşan bir ülkedir, şudur budur. Hah, her anlamda bu tip mozaiklerden oluşabilen medeni, modern bir ülke olmak istiyorsak ilk başta inancıma saygı duy, dinime saygı göster, safsatasını, yanlışını bırakmak zorundayız. Anneler, babalar, ebeveynler, öğretmenler, en büyük iş size düşüyor. O çocuklara, sebil sübyanlara beynini yıkamayın. Doğruyu öğretin onlara. Bu tip yanlış safsatalarla
kendiniz zehirlenmiş olabilirsiniz. Çocuklarınızı, çevrenizdekileri daha fazla zehirlemeyin. Genç beyinlerin içine, insanların dinine saygı göstereceksin, insanların inancına saygı göstereceksin, insanların peygamberine saygı göstereceksin, tanrısına saygı göstereceksin diye saçmalıklarla doldurmayın. Neden? Bir gün YouTube'da böyle bir video izlerler ve sonra sizin onlara 10 yıllar boyunca ne kadar yanlış şeyler öğrettiğinizi görürler. Artık iletişim çağındayız. Elinde sonunda öğrenirler, doğruyu görürler. Evet, son sözlerini alalım. Ondan sonra da ufak ufak kapanışa geçelim. Buradan şunu söylemek istiyorum son olarak. Nasıl dinime saygı duy, kutsallarıma saygı duy diyorsanız, aslında bunun doğrusu inanç özgürlüğüme saygı duydur ve bunun için biz bu yayını yaptık. Ayrıca inançsızlık da bir inanç özgürlüğüne girdiği için de ben son söz olarak aslında şunu söylemek istiyorum. Lütfen sizler de inançsızlığıma saygı duyun. Son duyurumu yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Ateist Gazete, Ateist Gazete'yi lütfen kaçırmayın. Ateist Gazete 15 günde bir yayınlanıyor şu anda. En yakın zamanda haftalık olarak Ateist Gazete'yi yayınlamaya başlayacağız. Ve aynı zamanda format değiştirdi Ateist Gazete. Artık bir e-bülten formatında. Ama ne yazık ki milletimiz okumayı çok sevmediği için ne yaptık? Bir de bunun haber bültenini çektik. Okumayan ama dinlemeyi sevenler için Türkiye'nin en Allahsız haber bülteni Ateist Gazete'yi lütfen kaçırmayın diyoruz. Ve son olarak diğer duyurumda Ateizm Derneği piknikleri, bildiğiniz üzere Ateizm Derneği tanışma toplantıları yaz aylarında piknik formatında gerçekleşiyor. Ve bu pikniklerimizde 4 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Ve artık 5. olarak bir de sanal piknik ekledik bunlara. Yurt dışında yaşayan ve diğer illerde yaşayan arkadaşlarımız için. Ateizm Derneği piknikleri artık kardeş derneğimiz Deizm Derneği ile birlikte yapılıyor. Bir sonraki pikniğimiz 10 Temmuz 2022 Pazar günü saat 18'de İstanbul Caddebostan Sahil Beyaz Köşk önü, Ankara Seymenler Parkı Neşeli Büfe arkası, İzmir Yunanistan Konsolosluğu karşısı, Antalya Konya 6 Beach Park Northman Bistro önü ve sanal pikniğimiz de Zoom'da gerçekleşecek. Lütfen bu pikniklerimizi kaçırmayın. Kendiniz gibi özgür düşünceli, inançsız bireylerle yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak istiyorsanız bu piknik kaçırmamanız gereken bir fırsat. Ilgım'a çok teşekkür ediyorum bu yayında bana eşlik ettiği için. Ve umarım birlikte daha çok güzel yayınlar yapacağız. Evet, bu yayınımızın daha sonuna geldik. Öncelikle konuğuma, daha sonra da siz izleyicilere ve yapımda, yayında emeği geçen bütün gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bir teşekkür demişken de bir teşekkür de Patreon ve Kreosus gönüllülerimize gelsin. Bildiğiniz gibi bir uygulamamız daha var. Bizi bazı Patreon ve Kreosus paketlerimizi seçerek düzenli olarak destekleyen bazı dostlarımızı yayın sonlarında onlara teşekkür ediyoruz. Patreon destekçilerimiz Bahar Kılıç, Ekrem Karhan, Umut Yıldız, Ata İstar, Erol Nahmiyaz, Gökhan Özbek, Tolga Orhan, Hasan Dudu, Onur Romano, Mehmet Ateş, Pluralist, Extremist, Hakan Öztoprak ve Kreosus destekçilerimiz Ulaş Alogöz, Feryal Köseoğlu, Roşat Denizhan, Erhatan Evrim, Seyit Öztürk, Zafer Örenlili, Aslan Geçer, Efkan Krimi. Bize olan desteğiniz için çok teşekkürler. Arkamızda olduğunuzu, yanımızda olduğunuzu bilmek bize güven veriyor. Gelecek yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Artık yalnız değiliz. Bunlar ateist!